Kızdırmak Kara Koyun filmi. Prodüktörü zaten Mutlu'ydu, Abdullah Ataç. Bir bölümü burada Taşan'da çekildi. O göçlerin gelmesi, etmesi, develer, şunlar bunlar. Hatta bir söz vardı, orada meşhurdu zaten. Han'la hamam arası ille de Mavga Kalesi derlerdi ya. Onun şeylerden işte burada bir bölümü buraları burada çekildi. Daha sonra işte daha pazarı ötesi berisi Yamut'a çekilmedik yeri kalmadı. Çok güzel bir film oldu. Yılmaz Güney, Kadir Sağun, daha birçok sanatçılar. Hem şeyde kalıyorlardı hocam. Baykan Oteli'nde. Tamam mı? Ondan sonra bir şeye gittik. O tarihte film çekilirken Altın Portakal Film Festivali'ne. Oraya gittik. Orada halk oyunlarıyla gittik tabii. Biz, ben de oynuyorum. Orada birinci geldik. Yani Altın Portakal şeyini kazandık. Geldik buraya Mut'a. Cibe bizi bir indirdiler. Bir Muhammed abi vardı, rahmetlik. Ona doğru dağ pazarına. Vardık. Şimdi içeride oyun oynuyorlarmış o köy kahvesinde. Hepsi sanatçılar falan. Şimdi biz dendik, bizler haberleri bir, birisi demiş içeri girmiş, demiş şey, ekip geldi demişler. Bir baktık, hepsi birden geldi abi. Çocuklar, çocuklar sizi kutluyoruz, hayırlı olsun kutlu. Duymuşlar tabii o zaman, televizyon yok, radyo duymuşlar öyle. Birinci gelmişsiniz, bizi sevindirdiniz, ettiniz, tuttunuz. Ondan sonra da yörük çadırları kuruldu şeye, dağ pazarında. Orada biz de oynadık, ettik, tuttuk. Kelceköy'de çekildi bir bölümü. Orada ağanın oğluyla falan bir bahçenin içinde eğleniyorduk. İşte dansöz otelde onları ben çalıştırdım yani. Halk oyunları şeylerini yaptım, ettim, tuttum. Orada da şey yaptık, Yılmaz Güney patronu, ağanın oğlu, biz de eğleniyoruz böyle masada hocam. Biz de yan geldik, yatıyoruz. Tabii orada giysileri giydik. Şimdi iştaha gelecek şey, kuru sık atacak. Bir arkadaş ağanın oğlu ya. Ama Yılmaz Güney arkana hakiki verme parçalanmıştı. Hatta bana dedi ki, kara olan dedi, vallahi bacağım dedi, aldım götürüyor, gittim hadi götüreceğim falan diye. Ya biri de yeter dedim bana. Rejisör de lütfa kattı. İyi mi? Ya inanır mısın, sen bu konuşuyorum. Şeyi attılar, Yılmaz Güney rahmetlik ya. Şöyle para mıydı, ne attılar? Attı abi, çekti silahı, vurdu ya. Ben gördüm, yaşadım abi, duymadım. Gördüm. İyi mi? Ondan sonra o şeyde oynuyor, oynuyor. Ağanın oğlu tabii şeye geliyor. Bana da şeyi verirler, şöyle Güneş'in şeyi tuttular. Ben de ikiye bir TL'yi veriyorum zaten. Şu an şafıracağız diye. Gündüz de olsa ben karanlık geliyorum şimdi. Tamam. Bak de. Şimdi şeyde işareti veriyor rejisör. Değil mi? Orada şeyde silah atılacak ya. İnansam mı konuşuyor? Yılmaz Güney arkadan atıyor. Onu hakiki mermi atacak. Peki o de umut testileri var ya, size yapılır ve siz de bilirsin. Onlardan onu parçalayacak. Dansözde oynuyor ortada. Allah, akşam öğrettik zaten. Ondan sonra bir iki üç şeyine girdi, onunla bir baktım güm güm ayakları tuttular, kaçtık yatırıverdik biz, bizim rolümüz o kadardı. Bir de çadırın kenarında biraz oynadık işte, ötesi verisi değişik oyunlar oynadık falan. Bizim de öyle bir rollerimiz oldu ama iyi ve kötü. Ama bir anısı vardı, biz çok değerli bir rejisörü vardı orada şehir çekimini, sizler daha iyi bilirsiniz, akıl vermek gibi değil de. Ama Abdullah Ataç gibi de bir prodüktör vardı. Mutlu, bu toprağın çocuğu. O Demirciler Sokak var işte, orada oturdu onlar. Şimdi rağmen? Şimdi herhalde rahmetli olmuştur abi, yıllar olmuş. Soyadları da Demirciler Sokak diye geçer orada. Demirci Abdurrahman bilmem ne falan falan. Yaşa. Ondan evvel de bir film daha çevirdi Yılmaz Güney burada. Eşkıya Celladi birinci film. Eşkıya Cella bizim biraderler aldı, ekizler vardı. Bu Leal Paşa Camii'nin önünde onlar Kınalı Ağa rollerindeydiler. Onlar şey, hatta şeydeki anısı da var, şey unutmam onu. Camii'nin önünde Danyal Topa'dan da o şeyleri var ya, kubbelerin şeyinde orada. Şimdi Yılmaz Güney çekti silah, herkes dolu zaten. Derdine teslim ol Yılmaz falan falan. Yılmaz demiyor da onun adını söylüyor. Tabii söyle diyoruz.
Dedi ki şey Yılmaz Güney rahmetli elinde şey başlık da var bizim o kar başlıklarına şöyle attı. Komutan, komutan dedi. Adalet, kanun, her şey benim komutan. Biz dedi bir tas çorbaya razıydı komutan, komutan dedi. Teslim ol, teslim ol. Yok. Yukarıdan dayak topadan ateş etti, vurdu, öldü, final oldu. Öbürü de Karakoy'un Kızılırmak biraz önce. Belki bahsettim. Karakoy'un Kızılırmak. Bir de Bana Kurşun İşlemez'inde bir bölümünü yaptı. Bana Kurşun İşlemez diye filmi. O nerede çekildi? Orada, o da bu Dağ Pazarı'daydı. Geçmiş günde bazı şeyleri hatırlayamıyorum. İnsan yine Mut'ta yani. Mut şehirlerinde. Mutlar size çeyildi. Öyle yaptı. O zamanlar bir şeyler vardı. Abi o sanatçılarda da bir değerlilik, şöylek vardı. Ne bileyim orada insanlarla içti dışta olmaları ayrı bir dünyaydı ya. İşte Hakim'in otelinde kalıyorlar. Baykan Otel'de kalırlardı. Halkla... Daha sonra siz Yılmaz Güney'le bir tekrar bir karşılaşmanız var. Ondan bahseder misin? Nasıl yani? Adana'dan gelirken işte. Ha, o beni, onu biraderlerle karşılaştı. Cezaevine giderken Isparta'ya gidiyorlardı. Ondan bahseder misin? Ha? Şimdi orada şeyde gelmişler, biz de biraderle Kınalı Ağalar rol neydi? O dediğim birader rahmetli oldu sizler Ömür Tayfur. Bir de onun Kamil diye arkadaşı vardı. Onlar da çok severlerdi. Tamam. Orada nedense biliyorlar mıydı yoksa nedendi? Karacaoğlan Pastanesi vardı o zaman. İşte onun hemen ilerisinde şeyde gelmişler, durmuş zaten şeyde de. Isparta'ya cezaevine, Adana'dan işte oradan oraya nakletmişler ya. Ona giderlermiş. Abi sarıla kalmış ya. Bak şu şeye bak insanlığa dostluğa. İyi. Bir anlattılar o zaman biraderler. Ya nasıl böyle o sevincinden o rahmetlik. Gerçi hepsi rahmetli oldu zaten de. Yani ayrı bir dünyanın insanlarıymışmış o insanlar.